Merhaba çocuklar. Bugün hayat bilgisi ödev videosunda tekrar beraberiz. Doğru davranışlar adlı ünitemize geçtik. Birinci ünitemizdeyiz. Ve doğru davranışlara ilgili aşağıda sorularımız, metinlerimiz var. Onunla ilgili sorularımız var. Bu soruları beraber yapalım. Doğru davranışlar altında bir metnimiz var. Metnimizi okuduk. Okuduktan sonra metnimizin altındaki metinle ilgili sorularımıza geçelim. Aşağıda verilen cümlelerin hangi ifadeyle tamamlanacağına tik işareti işaretleyerek belirtelim demişiz. Voleybol oynarken sadece en iyi arkadaşımıza pas atmak doğru mudur, değil midir, gerekir mi ifadelerini kullanacağız? Hangisi boşluğa gelmelidir? Tabii ki de doğru değildir. Bütün arkadaşlarımıza, bütün takım arkadaşlarımıza beraber oynamamız, pas atmamız gerekiyor. Arkadaşlarım arasında yanlı bir davranış gördüğümde sessiz kalır mı diyeceğiz, yanlı davrananı uyarır mı diyeceğiz? Tabii ki de yanlı davrananı uyarmamız gerekiyor. Sınıfta oyun oynarken isteyenleri oyuna alırım, tembel olanları oyuna almam sözcüğünde hangisini işaretleyeceğiz? İsteyenleri oyuna alırım olacaktır. B şıkkına geldiğimiz zaman fiziksel bir özelliğinizden dolayı arkadaşınız sizi oyuna almasaydı neler hissederdiniz? Fiziksel görünüş neydi? Fiziksel durum, fiziksel özellikler. Bizim dış görünüşümüz, gözle görünebilecek dış görünüşümüz bizim fiziksel özelliklerimizi ortaya koyuyor. Bunlar nelerdi örnek olarak verirsek? Boyumuz, kilomuz, saçımız, burnumuz, ağzımız, kollarımız, elimiz, görebildiğimiz her şey bizim fiziksel özelliklerimizde. Bizim bu fiziksel özellikleri ayırt etmek için bütün arkadaşlarımızı oyunlarımıza davet edip oyunlarımızı beraber arkadaşlarımızla oynamamız gerekiyor. Siz de buradaki metin boşluk kısmına burada soruyla ilgili düşüncelerinizi yazmanız gerekiyor. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. C şıkkında aşağıdaki cümlelerin hangi olumsuz davranışa ait olduğunu parantezlere gösterilen bölümlerin numarasını yazarak belirtelim. Aşağıda bulunan sorularımız var ve burada bazı cümlelerimiz var. Birinci cümle yanlı davranma, 2 küçük görme, 3 alay etme, 4 lakap takma, 5 bencil davranma, 6 ayrımcılık yapma gibi sözcüklerimiz var. Alt kısımda bulunan doğru boşluk bırakma yerine ise hangisiyle ilgili ise oraya o numarayı yazmamız gerekiyor. Birinciden başlayalım. Yüksek not alan arkadaşıma küserim. Dediğim zaman nedir bu? Nasıl bir davranışa girer? Bencil davranışa girer. Sınıf başkanı seçimlerinde oyumu en iyi arkadaşıma veririm. Bu hangi davranışa girer? Yanlı davranmaya girer. Hızlı koşmayan arkadaşlarıma ördek diye seslenirim. Bu lakap takma davranışına girer. Güzel resim yapmayanlarla dalga geçerim. Bu ise alay etme davranışına girer. Kızlarla oynamam. Bu ayrımcılık yapma davranışına girer. Hızlı okuyamayan arkadaşlarımı küçümserim. Bu ise küçük görme davranışına girer. Bu şekilde numaralandırılacak şekilde buraları cevaplamamız gerekiyor. Pratik test bölümüne geçelim. Birinci testten başlayalım. Serpil oyuncakları az olan arkadaşlarını oyuna almaz. Serpil'in yaptığı olumsuz davranış aşağıdakilerden hangisidir demişiz? A. Kararsız kalmak. B. Küçümsemek. C. Taraf tutmak. Tabii ki de cevabımız küçümsemek olacaktı. İkinci sorumuza geçiyoruz. Yukarıda arkadaşlarımızı nelere göre seçmemiz gerektiği ile ilgili tablo verilmiştir. Buna göre tablonun kaç numaralı satırında yanlışlık yapılmıştır? Dürüst olmasına, fiziksel özelliklerine, doğru demişiz, cinsiyetine, yanlış demişiz. Cevabımız ne olması gerekiyordu? Fiziksel özelliklerine tabii olması gerekiyordu. Üçüncü sorumuza geçiyoruz, son sorumuza. Ece'nin cümlesi hangi seçenek doğru olarak tamamlar? Ece, sınıfta çıkan sorunlarda nokta nokta tarafında olurum. A. Çalışkan olanın, B. Güçlü olanın, C. Haklı olanın. Tabii ki de cevabımız haklı olanın olacaktı. Evet çocuklar, hayat bilgisi ödev videosunun sonuna geldik. Bir sonraki ödev videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.